Merhabalar. Yatırım ve finans hoşgeldiniz geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün uzun bir süredir istediğiniz bir video ile karşınızdayım. Sizden ricam şu videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çünkü öyle boş boş şunu tahmin ediyorum, bunu tahmin ediyorum deyip atmayacağım başımdan. Her şeyin bilimsel, neden olabilir, nasıl olur, neden bu artar, ne zaman artar gibi söylemlerle gideceğim. Sizden ricam videoyu beğenip abone olup yorum yapmanız. Çok uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde geçelim. Öncelikle ana sorumuz evet hangi hisse artacak önemli. Ama bu hisse artışları öyle kendi kendine gelmeyecek yani. Endeks 9100 iken bu kenarda gördüğünüz Türkseller, Astorlar, CV'ler, Pegasuslar, Göltaşlar kendi kendine %50, %60 artmayacak. Öncelikle Hisseler arttıkça belli bir endeks artışı da gelecektir. Sen yani endeks biliyorsunuz ki hisselerin ortalaması. Yani şu an baktığınız bir süz endeksi 100 şirketin ortalaması gibi bir veriye tekabül ediyor. Tam olarak öyle olması da bu manada bakabilirsiniz. Öncelikle ilk sorumuz endeks ne zaman artacak? Videonun ilerleyen kısımlarında hangi hisselerde artış ve edinden bahsedeceğiz. Ayrıca bundan sonra diğer videolarda sektörlere de bakacağız. Çünkü şu var arkadaşlar Türkiye'de evet uzun vadeli yatırımcılığa büyük saygı duyuyorum. kanalımda bununla ilgili birçok video çekiyorum. Ama biliyorsunuz ki bazen al satlarda yapıyoruz. Bunun sebebi ise şu insanımızın genel konuşuyorum. Dediğim gibi sen bize laf mı atıyorsun falan bu söylemlere gerek yok. Bunlar şahsi görüşlerim şahsi kanaatlerim. Bir sabırsız iki bilgisiz diyebiliriz. Borsa hakkında çok bir şey bilmiyor ki doğaldır. Ben de dediğim gibi tıp hakkında çok bir şey bilmiyorum. Veya mesela edebiyat öğretmenliği hakkında bir şey bilmiyorum. Ama herkes bir şey bildiğini zanneder. Bir hikaye anlatacağım. En basit örneği. En yakın akrabalarımdan biri. Benden yaşça büyük. 20 yaş kadar büyük hatta belki daha fazla büyük bir akrabam. Bana dediği şey şu. Bir Telegram grubu var. Bu adam ne söylese çıkıyor. Baktım Telegram grubuna. inceledim. Adam 2-3 günde bir yanlış çıkan gönderlerini gönderilerini siliyor. Ben doğru bildim, ben doğru bildim. Niye para kazanamadın? E ben kaçırmışım. Suç bendeymiş. E peki e, X kişi. Bak ben şunları bilimsel olarak söylüyorum. Sen sen bilmezsin. Sen boş versen. Çünkü benden büyük ya. Neyse. Bu demek şu. İnsanlarımızda hep bir efsane, hep bir macera bekleme hep bir mucize bekleme isteği var. Biri bana bir şey söyleyecek. Ben 15 günde 20 günde para kazanacağım. Ve bu hayallerle saçma sapan hislere giriyorlar. Bilgisizce sabırsızca davranıyorlar. Yanlış zamanda alıyorlar. Ve sosyal medyanın manipülatif yanının etkisinde kalıyorlar. Ki sosyal medyada bu aracı kurumların büyük balinaların kullandığı birçok hesap olduğunu özel Twitter'da ben biliyorum. Aleminde içerisindeyim. Bana da ne teklifler yapıldı yani. Ben o teklifleri kabul etseydim onursuz, haysiyetsiz, şerefsiz bir insan olacaktım. Ama muazzam bir param olacaktı. Yani öyle böyle param olmayacaktı. Ki çok fazla var bu saydığım özelliklere sahip Twitter'da. O yüzden her hesaba da kanmayın. Özellikle sizden ricam Twitter hesapları gönderi siliyor mu yanlış gönderileri bunları takip edin. Şimdi bunu da atlattıktan sonra dediğim gibi niye para kazanabileceğiz? Bu bizim için çok önemli bir kavramdı. Bir özelliği daha var. Türkiye'de niye para kazanabiliriz borsadan diye al satlarla. İkinci sebep arkadaşlar da üçüncü sebep de şu. Bizim insanımız genel olarak düşük gelir seviyeli, mutsuz ve bir dediğim dedik bir halttır. Özellikle son 20-30 yılda daha da böyle olduk maalesef ki her şey en iyi kendi bilir. Ben dediğim gibi ben kendi adıma eleştiri açığım çünkü ailem beni böyle büyüttü. Ama insanlar tuttuğu spor kulübü, Tuttuğu parti veya herhangi bir düşüncesi hakkında sabit fikirlidir. Bu sabit fikirli olması da aslında bize yarıyor. Daha objektif bakabilen insanlara yarıyor. Çünkü adam inat ediyor, inat ediyor. En iyisini ben bilirim, ben bilirim. Oradaki parasını biz özellikle 2025 yılında alacağımızı sizlere söyleyebiliyorum. 2025 biraz daha borsanın canlı olduğu bir yıl olacak ve biz bu adamların parasını alacağız. Maalesef ki kazanç sistemi böyle yürüyor. Bu çok şerefli bir davranış dersen... Borsadaki trade sisteminin böyle yürüdüğünü söyleyebilirim. Bilmeyenlerin, bu tür insanların, özetlerini saydığım insanların ellerindekini almakla trade'den para kazanıyor. Yoksa gökten bize para yağmıyor. İnsanların insana geçen bir sistem. Endeksteki şu anki artış bence büyük bir hallerin başlangıcı değil. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Borsa neden arttı? Bir Amerikan başkanlığı seçimleri geçti. Ki bunu söylemedin diyen bir insan... Dediğim gibi bence olamaz. Benim kanalı kesinlikle izlememiştir. Veya troll hesaptır veya işte o dediğim dedik hesaplardan, takıntılı hesaplardan biridir. Çünkü video kayıtları duruyor. Ben öyle şeyleri silmiyorum. Ve bunu ben söylemedim sadece. Birçok hesap tarafından Amerikan başkanlığı seçimleri geçsin ki özel Donald Trump kazansın. Bu borsa artacaktı. Neden? Bir beklenti var. Donald Trump'ın borsayı dünyadaki piyasaları arttıracağına yönelik gerçekleşti ve arttı. Ama bu bir haber etkisi sonucunda oldu. Artık yavaş yavaş bence yavaşlayacaktır, duru anlaşacaktır. Hatta belli süreden sonra tepki düşüşü alma ihtimalimiz söz konusu. Çünkü bizim piyasalarımızda hala belli maddeler gerçekleşmiş durumda değil. Ve özellikle şunu söylüyorum ben bu dönemde Amerikan borsasına daha da fazla gireceğim. Niye? Çünkü çok fazla soru geldi. Çok fazla pişman var. Ben Tesla'nın artacağını size söyledim yine. Bu sadece benim söylediğim bir şey değil. Yani bunu analistlerin %90'ı biliyordu. Söylüyorlardı da ama kimse aman kardeşim Amerikan borsası boş ver boş ver adam 1 iki haftada yüzde 50 kazanç sağladı ki benim de şu son aylarda yaptığım en büyük kazançtı. Söylediğim gayet de basit bir şekilde söylediğim bilerek kardeşim bu olacak dediğim olaylardan biriydi. Bizim şu an ihtiyacımız olan belli başlı olaylar var. Bunlardan birincisi arkadaşlar faiz indirim. 2- enflasyon sebeplerine geleceğim az sonra yeter. Üçüncüsü de para giriş. Bunlardan tek tek bahsedeceğiz. Öncelikle faiz önceden fiyatlanacak mı? Yani biz şu an faiz ne zaman bekliyoruz? Yüksek ihtimal Ocak veya Şubat ayında bir faiz indirimi gelecek. Kardeşim Aralık deniyordu. Ocağa kaydı. Şubata kaydı. Çünkü Merkez Bankası'nın özel tahminleri aşırı yanlış çıkıyor. Merkez Bankası işini yanlış yapıyor. Belli ekonomi kanatları işini yanlış yapıyor. Sen vatan hain misin değilim. 2 aydır düzeltme yapıyor Merkez Bankası. Kardeşim bizim dediğimiz tutmayacak. Bizim dediğimiz tutmayacak. 2 ay üst üste düzeltme yaptı. Ya burada suçlu ben miyim? Merkez Bankası ve hükümet kanadının veya devlet kanadının ne derseniz değil ekonomisini yöneten insanlar. Tamam yapamayacaksınız da bari doğru tahmin verin. Piyasa çünkü kendini buna göre fiyatlıyor. Burada da büyük yanlışlar söz konusu. Hesap soran var mı? Tabii ki yok. Faiz indirimi dedim Ocak'ta Şubat'ta gelecek biz Aralık sonu gibi veya ocağın ortası gibi fiyatlamaya başlayacağımızı düşünüyorum. Ben endeksin artışına hala Ocak'ta asıl olarak başlayacağını düşünüyorum. Diyeceksin ki Şubat'ta gelirse faiz indirimi fark etmez. Ocak'ta yavaş yavaş fiyatlanmaya başlar. O yüzden birinci matematiksel olarak söylediğim şey Borsa İstanbul'un Ocak ayından itibar artmaya başlayacağı bu kafadan attığım bir şey değil. Sebebini de sizlere bahsettim. Buradaki %50'lik politika faizi indikçe şirketlerin kredi raporları açılacak. Bir, birinci faiz maddesi. İkinci bizim üçüncü maddemiz neydi? Para girişi. E kredili işlemler. Kredili işlemler rahatlayacağı için politika faiz indirimiyle beraber özellikle yapı kredi, iş, akbank ve garanti üzerinden girişlerde artış sağlanacak. Bunu nereden bakabiliriz? Ben sana her videoda size gösteriyorum. Dediğim gibi şurada hemen aracı kurum dağılımında hacme bakarız. Bangkok'la dair bu arada genel olarak işte yapı kredi 36 milyar TL hacim girmiş mesela son gün. iş yatırım 28, deniz 16, ak 11, garanti 10 gibi. Özellikle bankalar üzerinde yapılan işlemlerde belli bir hacim artışı sağlanacaktır politika faiz indirimiyle. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Krediler, art, krediler ucuzlayınca borsaya para girişi artacak. Bahsetmişken enflasyonla da bahsedeyim. Enflasyon tarafında da TL'nin değer kayıp hızı ki beyaz düştü son günlerde son aylarda e, ee, özel, bu biraz daha para giriş tarafında yabancının içeriye para sokması için değerli bir madde. Geldiğimizde dediğim gibi bu enflasyon ikinci madde enflasyon düştükçe aslında üçüncü maddeye para girişine etki ediyor. Aslında birinci madde de üçüncü maddeye etki ediyor. Çünkü borsanın asıl olayı para girişidir. Bunların hepsinin olması para girişi oranlarını arttıracak. Yine bunlar Şubat gibi olacak olaylar arasında. Dediğim gibi ben hiçbir zaman öyle hemen artacak uçacak kaçacak. Dediğim gibi Şubat'a kadar ben Aralık'ta büyük bir artış beklemiyorum. Ocak'ta belki, yani Kasım'da çok aşırı aşırı muazzam bir artış beklemiyorum. Şubat ayını hedef gösterebilirim sizlere. Bunlarla beraber para girişi tarafında biz nereye dikkat edeceğiz? Biz borsanın artacağını ne zaman artacağız? Size çok basit bir şekilde anlatabilirim. Hatta en basit örneklerinden biri ki sosyal medyada da çok dönüyor. Kurtlar Vadisi örneği arkadaşlar. Diyeceksiniz ne alaka? Yıllar önce verilmiş güzel bir borsa dersi. Orada işte Polat e, konseyin başına geçtiğinde... İplik için dedim anlatıyor. şu şu şöyle oluyor diye. Orada olay şu. Yurt içinde parası olan kişi parasını yurt dışına çıkarıyor. burada da bizim borsamız var. Para şu an yurt içinde direktmen borsaya sokmak yerine buna çarpı atıyor. Önce parayı yurt dışına çıkarıyor. Yurt dışından borsaya sokuyor. Diyeceksin ki ne alaka ne anlatıyorsun sen bağlayayım. Buradaki Bank of America aslında bir büyük oranda bu yatırımcıların parasını teşkil ediyor. Çünkü yurt dışından yatırmak biraz daha güvenli parayı. Niye? Ee, üzerine el koyulma ihtimali yok çünkü Türkiye yurt dışı ilişkilerinin bozulmaması için bir şey yapmaz. Yani yurt içi genelde daha tehlikeli olarak gözükür. diyeceksin ki Benim öyle bir korkum yok. Sen günde kaç TL işlem yapıyorsun? Hadi en babanız 1.1 milyon 2 milyon işlem yapıyor. Bank yaptığı işlem 32 milyar TL'lik bir işlemden bahsediyoruz günlük. Ay'a vurduğumuzda 640 milyar TL işlem hacmine sahip, her gün böyle yaparsa 20 günden 640 milyar TL işlem hacmini korumaya çalışıyor belli başlı ve özellikle banka takipine takılmasını istemeyenler Çünkü yapı kredi iş yatırım sokmayanlar ya bunlar daha çok bankalarda fonlar o yüzden biz Bank of America'nın her zaman hacminin biraz daha 30 milyar TL üzerinde kalmasını e, istiyoruz. Üçüncü madde şu yapı kredi bo bofa ve iş yatırımının amacı 100 milyar TL üzerine çıktığında genel olarak piyasalarımız toparlama başlayacak. Satışlar ve alışlar çok da önemli değil. Yeter ki 100 milyar TL üzerine çıksın. Bunun dışında bir diğer maddemiz var. Burada yerli hisse fonlarında şu an muazzam bir çıkış var. Bakın kaç fon girmiş. Yani 46 fondan minik minik giriş varken burada baktığımızda yerli hisse fonlarında 106 fondan çıkış var ve yatırımcı sayıları düşmeye devam ediyor buradaki yerli hisse senedi fonlarına giriş olduğunda yükselişi anlarsınız aynı zamanda şu var. Yatırımcı sayısının net giriş anlamında hangi sektörün fonda girişler başladıysa o sektörde rally gelecektir. Bunu sizlere söyleyebiliriz. Bununla beraber diyeceksin ki almalı mıyız? Sen alacak mısın? Ben alacağım arkadaşlar. Borsa bence beya bayağı düştü. Ben alım yapacağım ki altının da artık yavaşladığını söyleyeceğiz. Üçüncü madde yine para girişiydi. Kardeşim mevduat faizi var, altın var. Birincisi Çin'de bir ekonomik darlık gözüküyor yakın zamanlarda. Bu Çin'deki ekonomik darlık borsalardan çok altını vuracaktır. Çin gibi altın alımında birinci olan bir ülke ekonomik darlıktayken altın alını yavaşlatacağı için altındaki yükseliş duracaktır. İkinci madde faiz inişiyle beraber mevduat faizleri de ineceği için mevduat faizinin eski cazibesi kalmayacak. Ve yine buradan da borsaya para girişi başlayacaktır. Bakın hep bilimsel konuşuyorum. Hiç altı boş bir şey yok. Bununla beraber aynı zamanda e, altı boş bir şey söyleyeyim size. Bence aşırı dolu ama şu anki hesaplar berbat konuşuyor borsa hakkında Twitter'da. Berbat, berbat, berbat. Ama hatırlarsanız genel olarak Nisan ayında, Aralık ayında borsamız hakkında muazzam söylemler var. Aşağı uçacak, kaçacak uçtu kaçtı ama bu söylemler tam politika faizlerinin başladığı dönemlere denk geldi yani diyorsunuz ki politika faizi artarken almayın e, alın politika faizi artarken almayın belli bir zıtlık var bence yavaş yavaş o yüzden de zamanı geliyor diye düşünüyorum diyeceksin ki en fazla nereye kadar düşebilir İlk desteğimiz 246 sonrasında toparlamalar yavaş yavaş başlayacaktır. Tekrardan 340 dolar seviyesine gelecek ki şunu da söyleyebilirim. Daha önce de anlattığım bir videoda hani borsacıların bir söylemi vardı ki dediğim gibi herkesin söyleme hakkı var. Ben sadece eleştirme hakkımı kullanıyorum. Ya 2025'te borsa 500'e falan gitmeyecek 500 olarak 350'yi görürse başımıza koyacağız 300 dolar seviyesine falan gelir. Bu da bizim dolar bazlı olarak yaklaşık olarak %30 kazanmamız demek ki bize gayet fazla sıra yeter. 2025 hedefimiz 350 dolar civarında. Bence beya beya anlattım yani her maddesinden borsa ne zaman artabilir, ne zaman artacak gibi söylemlere değindim. Peki şahsi kanaatine göre 2025 yılında hangi şirketler artacak? Burada bir söylem değişikliği yaptım. Dürüstlük her zaman önemli. Benim eskisi kadar artmayacağını düşündüğüm bir şirketler var ki bunda sıkıntıydı da almamıştık. Ben size biliyorsunuz ki aralık ocak ayını bekleyin demiştim otomotiv sektörü ben doğuşta hala mart ayında nisan ayında bir artış bekliyorum bu değişmedi bu artışı yüksek ihtimal göreceğiz doğuş otomotiv tarafında hem temettülerle hem de aşırı ucuzlaması ile beraber ama size şunu söyleyebilirim otomotiv sektörü eskisi kadar artmayacak özellikle teslanın ve çin pazarının byd pazarının güçlenmesiyle beraber alman borsası çöküyor Avrupa borsalarındaki otomotiv hisseleri çöküyor. Eski otomotiv şirketleri büyük değer kaybedecek İtalyanı, Almanı, Fransızı, Amerikanı bile dahil olmak üzere mesela Fordlar falan veya Chevroletler bunların değer ile beraber özellikle Tesla ve BYD pazarda yüksek pay alacaktır. Otomotiv sektöründe yavaşlama söz konusu. Ben daha çok biraz daha G-Yol sektöründe ve biz 30 bağlı şirketlerde artış görmeyi planlıyorum. Burada da daha çok planımız şu olabilir. Bakın burada fitrelerde işaretledim ne var filtrelerimde? Daha çok 5-10 FK'nın altında 3 PDD civarlarında işler olabilir. Yani Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ'lar, TÜPRAŞ tercih edilir mi? Tartışılır. Daha çok daha uzun vade bir şirket. Sasa son günlerde ucuz ama daha alım zamanı değil. Bununla beraber Emlak Konut gibi gayrimenkul şirketleri, Rönesans gayrimenkul gibi şirketler çok fena değil son günlerde. Artmadı son günlerde ucuz seviyelere geldi. Göltaş gibi düşük çarpanlı şirketleri almak daha mantıklı. Ayrıca politika faizi bir anda inmeyeceği için net borcu sıfırın altında e, şirketleri almanızı sizin için daha faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Genel olarak görüşlerim bu şekilde. Enerjisi'de mesela ucuz şirketlerimizden biri. Ayrıca 2025 yılında daha dün de videosunu çektim izleyebilirsiniz. Yazılım tarafında da bir artış görme imkanımız söz konusu. Özel Elon Musk'ın Amerika'da güç kazanmasıyla beraber teknoloji, mühendislik alanlarında önemli artışlar olacaktır. Bunun da Türkiye'ye yansıması olacaktır. Dediğim gibi şu videoları izleyip abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi çok üzüldüğüm bir konu. Göz göre göre ben size bunu söyledim. Tesla artacak, Tesla artacak, Tesla artacak. İlla 213'ten mi söyledim? Hayır. Ben buradayken de 250'deyken de söyledim ki artış geldi. Şu anda bence pahalı fiyatlardan artış devam eder mi bilmiyorum artık. Ama yine de şu anlık pahalı olduğunu eminim. Tesla daha da artacaklar artacaktır bir şekilde. Ama almak için uygun bir nokta değil. Böyle haberlere erişmek için Biliyorsunuz ki her gün video çekmeye çalışıyorum. Hem katıl tarafı olsun hem diğer taraflar olsun gelmeyi unutmayın. Yine geçen günlerde bol bol küfür yediğim kripto ve tavırlı tayfa tarafından ama dediğimin doğru çıktığı bir şey. Kripto 80 bin doları görecek dedim. Bitcoin gördü. Peki sonrasında ne dedim? Sonrasında bilmiyorum. Tepki düşüş olabilir. Niye? 80 bin önemli bir direnç bölgesi olmuyor yolunda. Ama 80 bin dolara geleceğini gördüm. Çünkü piyasadaki ve, e, hacim artışı ve aynı zamanda oradaki... Yeni bir ralli mi oluyor? Etkisi hacmi soktu. Aynı zamanda ilk günlerde Amerikan Donald Trump. Bakın biz bunların hepsini araştırıyoruz. Öyle boş boş konuşmuyoruz burada. Adam söylediğinin direkt tersini yapamaz. Belki bir yıl sonra Allah Bitcoin'in belasını versin. Ben çıkıyorum diyebilir. Ama seçildikten 4 gün 5 gün sonra ben Bitcoin'e destek vereceğim, vereceğim deyip Orada Bitcoin'e bir düşüş olursa Donald Trump'ın gücüne etkiler bu. O yüzden o düşüş olmayacaktı. Ve 80 bin doları görecekti. Ve yani ben bunu yine size söyledim. Ne zaman söyledim? Pazartesi veya salı çektiğim 19 videosunda izlersiniz. Bitcoin'in yani Bitcoin tarafına 1,5 dakikalık falan bir yer veriyorum. 3 dakikalık bir video izleyeceksiniz. Orada söylediğimde göreceksiniz arkadaşlar. Bunların hepsi kayıtlarda. 5 veya 6 Kasım olması lazım. Tam olarak gününü hatırlamıyorum. Bu taraflarda da artışlar devam ediyor. Şu an ucuzum dersen Ethereum ve Solana fena olmasa bile aşırı sert artışlarda da e, oldu. Ve bu dönemlerde biraz daha temkin davranmakta fayda var. Özelliklerin gibi altın ve gümüşün de artık yavaşlayacağını biliyoruz. Bu bizim için e, aklınıza bulunsun. Orada artık alım yapmayacağım ben. Yani uzun vade için belki işte ayda 5, 10, 20 gram neyse artık. Ama eskisi gibi yüklü alımlar kesinlikle yapmayacağımı altın tarafında söyleyebilirim. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Daha fazla destek ve e video içinde yorum yapıp katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.